Merhaba sevgili çocuklar. Şenur teyzenizin hikayeler diyarına hoş geldiniz. Hikayeler diyarı mı? Orası da neresi diyorsanız canlarım. Öncelikle gözlerimizi kapatalım ve hayalimizde bir yer düşünelim. Siz neresi olmasını istiyorsanız işte orası Şenur teyzenizin hikayeler diyarı olarak karşınıza çıksın. Peki gözlerinizi kapatıp hikayemizi okuduğumuz yeri hayal ederken sen neler görüyorsun bakalım değerli küçüğüm? Mesela binbir çeşit ağaçların, uçsuz bıcaksız yeşilliklerin, rengarenk çiçeklerin olduğu, şırıl şırıl derelerin aktığı, kuşların cıvıl cıvıl cıvıldadığı çok güzel bir yerde miyiz yoksa? Tamam öyleyse her birimiz bir ağacın gövdesine yaslanalım. Çimenlerin üzerine iyice yerleşelim. Ve Şenur teyzenizin siz minik dostlar için yazdığı hikayemizi dinlemeye başlayalım. Hikayemizin adı Arkadaşım Süper Pafi. Yazan Şenur Güneş, okuyan Şenur Güneş. O gün gökyüzü çok tuhaftı. Güneş bembeyaz bulutların arasında bir görünüp bir kayboluyordu. Küçük Zeynep ise bahçede salıncağına oturmuş yavaşça sallanırken başının üstündeki pamuk şekeri gibi bembeyaz bulutlara bakıyordu. Bulutların arasından aniden çıkan yaramaz güneşi görünce gözleri verdi. ''Oh hayır'' dedi. ''Bu güneş de nereden çıkmıştı şimdi?'' Zaten gözyaşlarıyla dolmuş ıslak gözlerini iyice sulandıran güneşe kızdı. Bir yandan da yanaklarından süzülen yaşları sildi. Yok canım ağlamıyordu. Ağlamıyorum tabii, dedi gururla. Hepsi şu güneşin suçu, dedi kendi kendine. Aslında bugün Zeynep'in doğum günüydü ve bugün tam beş yaşına basacaktı. Bu mutlu olması gereken günde ne yazık ki annesinin çok işi vardı ve galiba bugün doğum günü olduğunu da unutmuştu. Oysa geçen gün arkadaşı Ayşe'nin annesi Ayşe'ye çok güzel bir doğum günü kutlaması yapmıştı. Üstelik ana sınıfındaki bütün arkadaşları da katılmıştı bu kutlamaya ve hepsi beraber ne güzel eğlenmişlerdi o gün. Zeynep ise doğum gününde tek başına bahçede oturmuş gökyüzüne bakıp iç çekiyor bu durumuna üzülüp duruyordu. Gittikçe canı daha çok sıkılmaya oflayıp puflamaya başladı. Of yalnız da oynanmıyordu ki başını kaldırıp bulutlara imlenerek baktı ve çok içten bir şekilde keşke keşke ben de sizin yanınızda olabilseydim dedi. Tekrar bulutların arasından çıkarak onunla saklambaç oynamak isteyen güneşe burnunu kıvırıp git başımdan ben seninle oynamak istemiyorum dedi. Bir kaybolup bir ortaya çıkan güneşin onunla böyle eğlenmesine kızmıştı. Ben sana bakmıyorum tamam mı git başka çocuklarla oynasan dedi. Kalkıp salıncağına ters oturunca güneş arkasında kalmıştı. Hadi bakalım istediğin gibi oyna şimdi ben yokum artık. Bir süre bahçedeki rengarenk çiçeklere baktı. Bu sırada başın etrafında minik bir arı vızıldayarak uçuştu. Minik bir serçe de gelip ayaklarının dibindeki çimenlerde yem aramaya başladı. Zeynep tam da minik serçeyi dikkatle izlemeye dalmışken birden o da ne? Önüne pat diye kocaman bir kutu düşmesin mi? Zeynep'in ödü koptu. Ay anneciğim diyerek aniden yerinden sıçradı. Kırmızı kurdeleyle bağlı olan pırıl pırıl altın sarısı kutuya merakla baktı. Zeynep ağır ağır ilerleyerek kutunun yanına gitti. Aa nedir bu diye açıp bakmak istedi ama bir yandan da korkuyordu. Merakına yenilip kurdeleyi çözerken kutunun üzerinde bir kağıt gördü. Okumayı yazmayı yeni öğrenen Zeynep üzerinde Zeynep için yazan kağıdı eceleyerek okudu. Zeynep şaşkınlıkla başka kimse var mı diye etrafına bakındı. Aa Zeynep benim ama bu benim mi şimdi? Hevesle boyu kadar olan kutunun kapağını açınca acele ettiği için ayağı kaydı ve kutunun içine cumburlop diye tepe üstü düşü verdi. Uzun kulakları ve boncuk gözleriyle koca dişli beyaz bir tavşanın üzerinde olduğunu anlayan Zeynep, kendisine boncuk gözleriyle gülümseyerek bakan tavşanı gördüğüne çok mutlu olmuştu. Tavşan küçük kızı kucakladığı gibi bir zıplayışla kutunun içinden sıçradı ve çimenlerin üzerine atladı. Zeynep'in boyundan da uzun olan büyük beyaz tavşan, Pembe burnu ve upuzun kulaklarıyla çok sevimliydi. Merhaba Zeynep. Benim adım Pafi. Doğum gününde sana arkadaşlık etmek için buradayım. Doğum gününde ne yapmak istiyorsan bana yapmak istediğin her şeyi söylersen senin için hemen gerçekleştiririm dedi. Ve kollarını göğsünde bağlayıp gururla dimdik durdu Zeynep'in karşısında. Pafi kemerle tutturulmuş kırmızı tulumuyla ve rüzgarda uçuşan mavi peleriniyle süper güçleri olduğunu o kadar belli ediyordu ki onun bir süper tavşan olduğu hemen anlaşılıyordu. Zeynep şaşkınlıkla ağzı açık bakarken ''Sen ama sen konuşuyorsun tavşanlar konuşamaz ki zıp zıp zıplarlar'' dedi. Pafi gülerek "Tavşanlar tabii ki konuşamazlar ama ben sihirli bir tavşanım, konuşurum. Süper güçlerim sayesinde çok uzaklara, istediğin her yere jet gibi uçarım." dedi. Zeynep üzerinden atamadı şaşkınlıkla "Ya!" dedi. "Ay ne hoş. Sen şimdi benim gerçekten arkadaşım mısın? Birlikte oynayabilir miyiz peki?" diyerek sevinçle el çırptı. Pafi güldü dedim ya artık senin arkadaşınım. Tabii ki oynarız. Ne oynamak istersin? Ya da nereye gitmek istersin Zeynep? Seni istediğin her yere götürebilirim. Zeynep aklında hep var olan hayalini kurduğu bulutları gösterdi ve ben oraya gitmek istiyorum. Bulutlara dedi. Puffy kendisi için hiç de zor olmayan bu isteğe gülerek büyük bir keyifle belindeki kemerini gösterip hadi öyleyse kemerime sıkı tutun bulutlara gidiyoruz dedi ve Zeynep'in arkasına sıkıca tutunmasını sağladı. Yavaşça birlikte gökyüzüne doğru yükseldiler. İşte şimdi bulutların üzerindelerdi. Zeynep sevinçle kahkahalar atıyor. O buluttan bu buluta atlayarak pamukların üstünde yatıp keyfini çıkarıyordu. Bulut kaydırağında kayıyor, bulut salıncağında sallanıyordu. En çok hoşuna giden de bulutların arasına tıpkı güneş gibi saklanıp saklambaç oynamak olmuştu. Pafyonu bulamadıkça ortaya çıkıp kahkahalarla gülüyordu. Onlar böyle neşe içinde oynarken gökte uçan kuşlar da onlara katılmıştı ve hep beraber eğlenmişlerdi. Çok yorulmuşlardı, artık geri dönme zamanı gelmişti. Zeynep sona eren eğlencesinin bittiğine üzülmüştü ama çok eğlendiği için de mutluydu. Tam evlerinin bahçesine inmeye hazırlanırlarken Zeynep yan binada oturan arkadaşı Ayşe'nin pencerede oturmuş ağladığını gördü. Yere inmeden pafiye işaret etti ve Ayşe'nin penceresine doğru yaklaştılar. Zeynep'i havada kocaman bir tavşanla uçarken gören Ayşe çok şaşırmıştı. Şaşırmasına da ama yine de engel olamamıştı. Pencereden içeri girer girmez Ayşe'ye sarılan minik Zeynep ''Neden ağlıyorsun Ayşe? Ne oldu sana?'' diye sordu. Ayşe'nin içli içli ağlamasına dayanamayarak o da ağlamaya başladı. Onların sarmaş dolaş ağlamalarını sabırsızlıkla izleyen Pafi ''Haydi Ayşe seni bu kadar üzenle bizim yapabileceğimiz bir şey varsa yardımcı olalım sana.'' dedi. Ayşe birden ağlamayı bırakıp az önce bu koca tavşanın uçmasına şaşırmışken bir de konuşuyor olmasına inanamayarak baktı. Ayşe içini çeke çeke hani hani benim -han 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 kedim Muffin vardı ya işte o kayboldu bulamıyorum onu diye anlatmaya çalıştı derdini. Zeynep de Muffin'i çok severdi. Yaramaz nereye gitmiş olabilirdi ki? Ayşe sizi tanıştırayım. Bu arkadaşım Puffy. Gördüğün gibi o hem uçabiliyor hem de konuşabiliyor. Biz Puffy ile gidip mafini buluruz. Sen artık üzülme. Burada bekle tamam mı?" dedi ve Puffy'nin kemerine sıkıca tutundu. Ayşe sevinçle teşekkür ederim. Ne olur mafini bulun. Olur mu Zeynep? Puffy daha çok söyleyecekleri vardı fakat onlar çoktan uçmuşlardı. Umutla ama en çok da hayretle bakan güzü yaşlı küçük Ayşe'yi arkalarında bırakarak uzaklaşıp gittiler. Pafi ve Zeynep dikkatle bir kedinin girebileceği her yere baktılar ama Mafini bulamadılar. Artık vazgeçip dönmek üzereydiler ki Zeynep eski bir evin çatısında yavruları ile keyif çatan Mafini gördü. İşte bak orada diye Pafi'ye işaret etti. Mafinin yanına gelen Zeynep elini uzatıp sevdi anne kediyi. Mafin Zeynep'i görünce sanki gururlanırmış gibi şöyle bir geri çekilip miyavladı ve yavrularını gösterdi ona. Sonra hiç rahatını bozmadan keyfine devam etti. Zeynep ve Pafi uzaklaşıp bir kutu buldular ve tekrar Mafi'nin yanına geldiler. Mafi'ni ve yavrularını bu kutuya koyduktan sonra doğruca Ayşe'nin yanına uçtular. Ayşe Zeynep'in elindeki kutuya baktı. Ağlama artık Mafi'ni buldum minik kedin artık bir anne olmuş gördün mü bak bunlar da yavruları ne kadar da şekerler tam üç tane yavrusu var Muffin'in diyerek kutuyu Ayşe'ye uzattı. Ayşe'yi gören Muffin sevinçle miyavlayarak hemen onun ellerini yalamaya omzuna çıkmaya başladı. Ayşe sevincinden ne yapacağını bilemez bir halde kutuyu yere yavaşça bırakıp arkadaşı Zeynep'e sımsıkı sarıldı. Zeynep sana çok teşekkür ederim. Sayende mafine kavuştum. Sana da çok teşekkürler Pafi. Bu iyiliğinizi unutmayacağım dedi. İki arkadaş kucaklaşıp vedalaştılar. Onlar uçarak gökyüzüne doğru uzaklaşırlarken Ayşe mutlulukla odasının penceresinden onlara el sallıyordu yaşanan bunca maceradan sonra Pafi çok yorgun olan zeynep'i tekrar bahçedeki salıncağına bırakmıştı zeynep uzaklarda annesinin sesini duyuyordu zeynep zeynep kızım sağlanırken uyumuş mu kız oh, benim tatlı meleğim diyerek annesi onu uyandırmadan kucağına aldı zeynep birden gözlerini açınca annesinin gülümseyen o gül yüzünü gördü Gözlerini ovuşturup etrafına bakındı. Aa, Pafi neredeydi? Göremedi onu. Anne, arkadaşım Pafiyi gördün mü? Nereye gitmiş olabilir? Az önce benim yanımdaydı dedi. Annesi onun rüya gördüğünü anlayarak öptü yanağından. ''Pafi kim yavrucuğum yalnız başından salıncakta uyuyakalmışsın rüyanda mı gördün yoksa Pafi?'' deyince Zeynep de Pafi ve bütün yaşadıklarını rüyasında gördüğünü anladı. Eve girmeden önce annesi onu yere bıraktı ve prensesler kadar güzel çiçekli pembe elbisesinin eteklerini düzeltti. ''Sahi ya bu cici ve güzel elbiseyi annesi giydirmişti değil mi ona?'' Annesi onu bahçeye yollarken de sakın üstünü kirletme eme güzel kızım benim evde çok işim var o yüzden seninle ilgilenemem sen şimdi ben seni çağırıncaya kadar bahçede uslu uslu oyna tamam mı benim tatlı kuzum dememiş miydi? Demek ki annesinin işi bitmiş ve onu almaya gelmişti. Zeynep sevinçle annesinin elinden tutup içeri girdi. Salona girdiklerinde gözlerini kocaman açtı. Bir an olduğu yerde öylece kaldı. Çünkü onu alkışlar eşliğinde sürpriz yaparak doğum günü şarkısı söyleyen arkadaşları karşılamıştı. Tabii ilk dikkatini çeken çok sevdiği arkadaşı Ayşe'ydi. Ve Ayşe'nin elinde de mumları yanan doğum günü pastasıydı. İyi ki doğdun Zeynep, iyi ki doğdun Zeynep, iyi ki doğdun Zeynep, mutlu yıllar sana. Zeynep büyük bir mutlulukla koşarak Ayşe'nin yanına gitti ve herkesin birazdan söylediği "İyi ki doğdun Zeynep şarkısı eşliğinde pastasının mumlarını üfledi. Bu sırada babası kocaman sarı bir kutu ile içeri girdi. Doğum günün kutlu olsun güzel kızım dedi. Zeynep rüyasındaki kutuya benzeyen hediye paketini görünce çok şaşırdı. Öyle ki kutuyu açıp içindekini görünce daha da çok şaşırdı. Çünkü kutunun içinde kocaman bembeyaz oyuncak bir tavşan vardı. Zeynep hem şaşkın hem mutluydu. Oyuncak da olsa arkadaşı Pafi'ye kavuşmuştu. Bütün gün Pafi'yi yanından hiç ayırmadan arkadaşlarıyla eğlendi. İnsanın arkadaşlarıyla sevdikleriyle bir arada olması ne güzel bir şeydi.'' Zeynep çok mutlu bir doğum günü yaşamıştı. İşte şimdi arkadaşı Pafi ile beraber geçirdiği ve hiç unutamayacağı bir doğum günü olmuştu bu. Evet hikayemiz burada mutlu sonla bitti çocuklar. Şenur teyzenizin hikayeler diyarında bugün küçük Zeynep'in ve süper güçleri olan arkadaşı Pafi'nin hikayesini okuduk. Bir sonraki hikayemizde tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.